Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası brüt döviz rezervlerinin 93 milyar dolar olduğunu söyledi ve bunu çok büyük bir başarıymış gibi anlattı. Aslında gerçek işte öyle değil. Öncelikle şunu söyleyeyim: 2013 yılında brüt rezervimiz 133 milyar dolardı. 2020 yılına geldik, 40 milyar dolar brüt rezervimiz erimiş durumda. Yani bu bir başarı değil, bu kötü bir durum ama asıl bu 93 milyar doların pozisyonuna baktığımızda çok daha büyük bir tehlike, çok daha büyük başarısızlık. Türkiye ekonomisinde alarm zillerinin çaldığını duyuyoruz, çaldığını görüyoruz. Öncelikle bu 93 milyar dolar içerisinde kullanılabilir rezervlere bakmak lazım. Net rezervlere bakmak lazım. Bunu anlayabilmek için de başkasından emanet aldığı. Yani Merkez Bankası'nın başkasına ait olan dövizlerini çıkarmak lazım. İlk olarak Katar'dan bir 15 milyar dolar alındı sıvap olarak. Bu bizim paramız değil. Bu Katar'ın parası. Çin'den de 1 milyar dolar alındı. Bu da swap karşılığında. Bir de bankalardan ayrıca 32 milyar dolarlık swap anlaşması yapıldı. Yani bugün Merkez Bankası bilançosunda görülen, brüt rezervler içerisinde yer alan 48 milyar dolar bize ait para değil, başka ülkelere ait paralar. Başka bankalara ait paralar. Ayrıca biliyorsunuz bankalar topladıkları dövizlerin bir kısmını da Merkez Bankası kasasına koyuyorlar. E bu dövizler de biz ait değil. Bütün kendimize ait olmayan, kullanamayacağımız bu dövizleri çıkardığımızda ki altın da fiziken Türkiye'ye getirildiği için artık bir rezerv, net rezerv olarak kullanılamıyor. Şu an Türkiye'nin rezervleri eksi 34 milyar dolar. Yani bugün ülkenin başına bir şey gelmiş olsa kullanılabilecek rezervlerimiz alt alta yazdığımızda bizim rezervimiz olmadığına olmadığı gibi. 34 milyar dolar da başkasına ait. Başka kurumlara ait, başka ülkelere ait rezervleri ne yazık ki Merkez Bankası'nın eksiye inmiş durumda. Şimdi tabii Merkez Bankası rezervini konuşuyorsak, eğer tabii Erdoğan bunları anlatmalıydı ama anlatmıyor. Aynı zamanda ülkenin uzun vadeli ve kısa vadeli dış borcunu da konuşmak zorundayız. Ülkemizin 437 milyar dolar uzun vadeli borcu var. Artık milli gelirimizin %60'ına gelmiş, bu çok yüksek bir tutar. Ama asıl tehlikeli olan bir yıldan kısa vade olan borçlarımız. Yani bir yıl içerisinde ödememiz gereken bankalarımızın, kamunun, yurt dışına ödemesi gereken borç 165 milyar dolar. Bu 165 milyar doların üzerine bir de cari açık gelecek. Yani cari açıktan gelen yükümüz de binecek. Şimdi normalde bir ülkenin minimum bir yıldan kısa vadeli borcu kadar... ...döviz rezervi olması gerekiyor. Bir yıldan kısa vadeli borcumuz ne kadar? 165 milyar dolar. Bürüt döviz rezervimiz ne kadar? Neredeyse bunun yarısı. 93 milyar dolar. Bu 93 milyar dolar bizim Merkez Bankamıza mı ait? Hayır. Merkez Bankamızın net rezervine... ...eksi 34 milyar dolar. İşte Erdoğan'ın anlatmadığı bu gerçekleri... ...yerli ve yabancı bütün yatırımcılar bildikleri için... ...Türkiye'de bir döviz krizine girileceği korkusu var. Niye bu korku var? Bu korkuyu besleyen bir diğer husus bizim en önemli gelirimiz neydi? Döviz gelirimiz turizm. Ne yazık ki bu sene Covid salgını dolayısıyla belki turizminin yüzde yirmisi bile gelmeyecek. E, turizm dövizi gelmiyor. Başka nereden bunu bulabilirdik? İhracat. İhracatımıza bakıyoruz. İhracatımız ne yazık ki yavaşlıyor. Peki ne artıyor? Peki ne çoğalıyor? Ne yazık ki ithalatımız çoğalıyor. Peki neden ithalatımız çoğalıyor? Tabi bu arada Erdoğan'ın şu sözünü de hatırlatmak isterim. Türkiye ekonomisinde büyük bir toparlanma var diyor. Bunu sağlıklı bir şeymiş gibi anlatıyor. Türkiye ekonomisinde sağlıklı bir toparlanma yok, büyüme yok, şişme var. Yani şeker hastasına baklava yedirme var. Kalp hastasını sağlıklı göstermek amacıyla halı sahada maça çıkarmak var. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Şu an itibariyle Berat Albayrak ve Tayyip Erdoğan bankalara zorla kredi vermeye zorluyorlar. Oysa ki bankalar yeterli, yeterli mevduat toplayamıyorlar. Bankaları kredi vermeye zorladıklarında kredi vermesler de cezalandırıyorlar. Çünkü aktif rasyosu diye ellerinde bir cezalandırma aracı buldular. Şimdi bankalarda zorla kredi verince ne oluyor? Krediyi alan kurumlar yatırım yapmıyor. Çünkü Türkiye'de bir yatırım güvenliği yok. Türkiye'nin geleceğine kimse güvenmiyor. Adalet yok, hukuk yok. Onun için geleceğe güvenerek bir yatırım yapmayan ama kredi alan şeyler ne yapıyor kurumlar ve kişiler? Birkaç şey birden yapıyor. Birincisi emlak alıyorlar. Dikkat ederseniz son dönemde emlak fiyatları acayip yükselmiş durumda. Bir emlak balonuna doğru gidiyoruz. İkincisi ne yapıyorlar? Bunları tüketime harcıyorlar dağıtılan kredileri. E, tüketime harcandığında iki şey birden oluyor. Birincisi mal ve yatırım olmadığı ve mal ve hizmet üretimi artmadığı için fiyatlar artıyor. Yani enflasyon oluyor. Enflasyonun hem bu kredi bazlı tüketimden oluşuyor hem de kurların yükselmesinden, maliyetten çift taraflı bir enflasyon baskısı baskısı oluşuyor. Ayrıca tüketim sadece yerli tüketim değil. Tüketim arttığında ithalat da artıyor onu da gördük ve bu artışların sonucunda mevcut döviz rezervi üzerinden oluşan döviz krizi baskısına bir de cari açık baskısı geliyor. Yani aşırı ithalat, neredeyse yok olmuş bir turizm, düşük ihracat bu da daha fazla borçlanma, daha fazla nakit ihtiyacı demek. Yani Erdoğan'ın söylediği piyasada bir canlanma var, piyasada büyüme var dediği şu an Türkiye ekonomisi şişiriliyor. Bu çelik bir düdüklü tencerenin sürekli kaynatıldığını düşünün. Patlama çok şiddetli olabilir. Buradan uyarıyoruz. Bu sağlıklı bir yöntem değil. Türkiye ekonomisinde canlanma yaratma kuruna kobileri, kişileri, şahısları, kamuyu aşırı borçlandırmak demek yaşadığımız buhranın çok daha tehlikeli bir noktaya götürmek demektir. Böyle bir ekonomi yöntemi yönetimi olmaz. Zaten bu yüzden içeride ve dışarıda güveni kaybettiler. Güveni kaybedince de Türkiye'de bir sermaye kontrol getirdiler. Yani Türkiye şu an itibariyle dövize hem muhtaç bıraktılar hem döviz gönderebilecek yabancı kuruluşları da korkuttukları için artık Türkiye'ye bir döviz girişi yok. Şunu açıklıkla ifade edeyim ki Türkiye'de bir buhran var. Bu buhranın altında bir borç buhranı var. Hem kamu çok borçlanıyor, hem özel sektör çok borçlu, hem vatandaşlar çok borçlu. Hem içeriye borçluyuz, hem dışarıya borçluyuz. Bir döviz buhranı var. Bu bir döviz patlamasına dönüşebilir. Çünkü cari açığımız artıyor, dış borcumuz artıyor, ithalatımız artıyor. Turizm yok denecek kadar az, ihracat düşmeye eğiliminde, en azından ithalat kadar hızlı artmıyor. E bütçe krizimiz var. Bütün bunları karşılamak uğruna Hazine aşırı borçlanıyor. Hazine aşırı borçlandığında da vatandaşa borç alacak. Kobi'ye borç alacak. Fon kalmayacak bir süre sonra. Bütün bunların anlamı bir ekonomik buhranın içindeyiz. Ve Covid de bunun üzerine geldi. Ama Covid olmasa dahi Türkiye ekonomisi ağır bir buhrandaydı. Buradan çıkışın tek yolu var. Öngörülebilir, kaliteli, nitelikli, içeriye ve dışarıya güven veren bir ekonomi yöntemi. Onun da altındaki taşı demokrasi, hukuk ve adalet. Özgür medya, bağımsız yargı, hukukun üstünlüğü. Türkiye'deki çalışanların durumunu rakamlarla bir ortaya koymakta fayda var. Durumumuzu hatırlamamızda fayda var. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de 83 milyon nüfus var. Bu 83 milyon nüfusun yaklaşık 54 milyonu 15-65 yaş arasında, yani çalışma çağındaki nüfus dediğimiz nüfustan oluşuyor. Ancak bu 54 milyon insanın sadece 31-32 milyonu, e, şu an istihdam piyasalarında, yani nüfusumuzun çalışma çağındaki nüfusumuzun yarısı üretimin dışında bunların çoğunu da kadınlar oluşturuyor biliyorsunuz. Bu da mevcut iktidarın siyasal tercihinden kaynaklanıyor. Peki bu 32 milyon insanımızdan, 31-32 milyon insanımızdan hepsini iş bulabiliyor muyuz? Hayır bulamıyoruz. Çünkü 4,5 milyon resmi işsizimiz, 8 milyonda gerçek işsizimiz var. Resmi rakamlara göre işsizlik %14, gerçek rakamlara göre %20. Bu devasa bir işsizlik rakamı demek. Dünyanın en yüksek işsizlik rakamı demek. Çalışanlarımızın durumuna baktığınızda hani 27 milyon çalışanımızın 3'te bir yaklaşık 8-9 milyon çalışanımız tamamıyla kayıt dışı. Ne bir sosyal güvencesi var, ne bir e, ekonomik güvencesi var. Kayıtsız çalışıyorlar. Kayıtlı çalışan işçilerimizin yarısı asgari ücret koşullarında ücret alıyor. Ki biliyorsunuz asgari ücret yoksulluk sınırının değil açlık sınırının altında. Yani ücretlerimiz çok düşük çalışanlarımızın çok uzun saatler çok düşük ücretlere dünyaya göre çalışıyoruz. Ve girdiğimiz bu işçi bayramında çalışanlarımızın durumu ne yazık ki işler aracısı. Türkiye bunlara layık mı? Hayır değil. Türkiye çok daha iyisini yapabilir. Türkiye çok daha yüksek kaynak, çok daha yüksek gelir, çok daha yüksek tasarruf üretebilir. Ama mevcut iktidarla bunu yapmak mümkün değil. İnşallah başka videolarda da nasıl yapacağımızı da anlatacağız. Bu 1 Mayıs işçi Emekçi Bayramı'nı kutluyorum. Umuyorum ki çok yakın bir zaman içerisinde Türkiye'yi çalışanlar için çok daha iyi, çok daha yüksek kazançlar aldıkları, çok daha iyi koşullarda, çok daha az çalıştıkları, yüksek katma değerli ürettikleri bir ülke haline getirebiliriz. Saygılar, selamlar.